sosyal, ekonomik ve toplumsal alanlarda erkek ve erkek devlet şiddetine maruz kalıyor. Kadınların yıllarca süren mücadelesiyle elde ettikleri haklarını koruyup daha da geliştirmek yerine devlet, yaşananlara karşı mücadele eden ve yürüten kadınlara yönelik baskı, gözaltı ve tutuklama yoluna gidiyor. Bu da kadına yönelik şiddeti cesaretlendiriyor, kalıcı hale getiriyor. Baskılar kadınları yıldıramayacak. Gözaltına alınan kadınların tamamının adreslerinin belli olması, çağrılma durumunda ifade verilebilecek kişiler olmasına rağmen iktidar gözaltı ve tutuklamalar yoluyla muhalif kesimleri sindirmeyi, korku dalgası yaratmayı hedeflediğinden bu politikayı özellikle ve sistematik olarak uygulamaktadır. Biz kadınlar olarak hakkımız olanı ancak sokaklarda, evde, işte, okulda, gerektiğinde de cezaevinde, kısacası yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyüterek kazanacağımızın bilincindeyiz. Erk zihniyetin üzerimizde kurduğu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken karşımıza her türden engellemeler çıkacağının da farkındayız. Bedeli ne olursa olsun kadınların mücadelesini kriminalize etmeye yönelik gözaltılar, tutuklamalar, baskılar kadınları yıldırmayacak, korkutamayacaktır. İktidarı ve kendini anayasanın, yasaların üzerinde gören yetkilerini de bir kez daha uyarıyoruz. Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, anayasayı hiçe sayan uygulamalara son verin. Basın açıklamasına, mitinglere katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımlar ve benzeri demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler kapsamındadır. Her alanda kadın mücadelesiyle kazandığımız hak ve özgürlüklerimizi kullanmaya ve kadın dayanışmasını erkek ve erkek devlet tahakküm ve baskısını bitirinceye kadar büyüteceğiz. Diyarbakır'da hukuksuzca gözaltına alınan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Kadın mücadelesi erkek ve erkek devlet baskısına baş eğmeyecek, her alanda dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz.